Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugün yine strat konusuna devam ediyoruz. Strat konusu geçen hafta bahsetmiştik ama tekrar bahsetmekte fayda var. Değişkenlerin aslında derli toplu bir halde olması ve daha anlamlı bir hale gelmesi için kullandığımız bir yapı. Obje gibi düşünebilirsiniz. Biz bugünkü örneğimizde mesela bir rectangle, yani bir dikdörtgen strat'ı kullandık. Normalde biz her bir field için bir değişken de oluşturabiliriz burada. Mesela struct değerlerine baktığımız zaman mesela height konusu field'ı, daha doğrusu width, start point. Bunların her birini aslında biz burada değişken olarak da tanımlayabiliriz ama düşünün, yani çok fazla değişken kullanmak işte programın nasıl desem takip edilebilmesini zorlaştırır. O yüzden mesela böyle bir nesne için ya da bir obje, daha doğrusu nesne zaten obje demek. Evet, bir nesne oluşturacağımız zaman derli toplu olabilmesi için, yani her bir field için, her bir alan için değişken tanımlamak yerine bir struct kullanıyoruz. Daha derli toplu olsun diye. Geçen hafta görmüştük mesela biz şöyle tanımlayabiliyorduk. Mesela diyelim ki bir tane rectangle değişken türü tanımlamak istersek şöyleydi. Böyle yapıyorduk. Tabii burada biz böyle de yapabiliriz. Birçok yöntem vardı, göstermiştim. Şunu da yapabiliriz aslında. Ama tabii bunlar için daha önce söylemiştim, deriv kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir şey nasıldı? Şöyle. Tam tersi miydi? Tek bir deneyelim. Run yapalım. Tam hatırlamıyorum yazımı. Şöyle kaldıralım. Default dediğimiz zaman default trait'ine işte efendim söyleyeyim implement edilmesi gerekiyordu. O yüzden yok. Bakalım nasıl ekleyebiliriz. Not found in rect. In scope. Geçen hafta anlatmıştım, şimdi unuttum ya. Nasıl ekliyoruz? Şöyleymiş. Tamam. Tabii biz bunların hepsini eklemiyoruz. Yazımı tam aklımda tutamıyorum işin doğrusu. Bir miktar sıkıntı bu. Buna default'u ekleyelim. Default trait'ini ekleyelim mesela. Şimdi default çalışacak haliyle. Tabii biz tanımladık ama hiçbirini kullanmadık. Bir de ekrana yazdırıyorduk. Ama nasıl yazdırıyoruz? Şöyle yazdırıyoruz. Neden kullandığımızı da söyleyelim. Mesela şu şekilde kullandığınız zaman bunlar primitive types'lar için, mesela string, integer, float bu gibi türler için bunu kullanabilirsiniz print içerisinde, ya da bunu kullanırsınız mesela işte struct'larda ya da enum'larda, ki enum'lar bambaşka aslında, biraz daha farklı. Biz şimdilik bunu kullanıyoruz. Bu bize yeterli. Bir de tabii güzel görüntüsü için kullanılan bir yöntem daha var. Niye? Bakın az önce söylediğimiz gibi debug implement edilmediği için println komutunda çalışmaz. Tabii format ile kullanabiliriz ama o da yine debug ister. Her türlü debug'ı eklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bizim oluşturduğumuz rectangle'ın değerleri start point 0.0, width aynen öyle, height aynen öyle. Tabii daha önce geçen haftaki derste söylemiştim. Burada aslında F64 bir primitive types, standart kütüphanede tanımlanmış. Dolayısıyla bunların default değerleri oluşturulmuş daha önce. 0.0 oluşturulmuş bunlar için. Eğer oluşturulmasaydı bizim default trait'ini kendi veri yapımıza implement etmemiz, uyarlamamız gerekirdi. Bunun için de yine mesela buradan Rust kütüphanesinden mesela neye gelirsiniz?
Default dersiniz. Çıkar burada. Tabii niye böyle çıkıyor? Allah Allah, ben standart kütüphaneyi neyi arıyorum ama bu daha çok Crace'leri arıyor. Rust Default. Google'dan arasak daha kolay olacak. Daha doğrusu DuckDuckGo. Mesela bakın burada Rust standart kütüphanesinde nasıl yazıldığı, nasıl implement edildiği yazıyor. Buradan bakıp siz kendiniz de oluşturduğunuz yeni değerler için, yeni veri yapıları için default'u oluşturabilirsiniz. Ama tabii bugünkü konumuz tam olarak bunlar değil. Buradaki amacımız biraz da metot oluşturmak, struct'lar için metot oluşturmak. Mesela biz her defasında işte rect default demek yerine mesela impl rect diyelim. Burada biz bunun içerisinde metot oluşturabiliriz. Bu arada bir yerde bir videoda gördüm. İşte metotla fonksiyon aynıdır denildi ama hani kullanım açısından belki benzer olabilir ama teorik olarak aslında yanlış. Yani bu şekilde ele almak yanlış. Neden yanlış? Çünkü bir fonksiyon hiçbir şeye bağlı değildir. İstediğiniz zaman fonksiyonu çağırabilirsiniz ama bir metot kendi oluşturulan değere bağlıdır. Mesela burada biz bir metot oluşturacağız. Çünkü neden metot diyoruz? Rect veri yapısına bağlıdır. Elinizde bir rect veri yapısı yoksa onu çağıramazsınız, kullanamazsınız. Mesela new diye bir tane oluşturalım. Rect ya da ne diyelim? Self mi diyelim? Bir self diyelim öncelikle. Hata versin. Gelelim biz buraya mesela new diyelim. Tabii hata verecek burada. Çünkü geri dönüş yapmadık. Neden geri dönüş yapmadık? Biz burada aslında bu metoda dedik ki bu metot çağrıldığında self değerini return etsin ama biz bunu yapmadık. Ne yapıyoruz? Self default. Buradaki self rectangle'ın kendisi. Ama büyük harflerle yazıldığına dikkat edin. Burada küçük self değil. Yani daha önce oluşturulan bir rectangle değişken türünü çağırmıyoruz. Direkt rect veri yapısını çağırıyoruz burada aslında. Çağırdık. Şimdi bakalım. Muhtemelen hata vermeden çalışacak. Çalıştı. Ama burada mesela normalde şöyle çağırmamız gerekirdi. Metot çünkü. Metodu böyle çağırmamız lazımdı ama burada biz şöyle bir şey kullandık. Neden böyle bir şey kullandık? Onu anlatalım. New metodu herhangi bir self parametresi almıyor. Dolayısıyla herhangi bir parametre almadığı için ne oluyor? Bizim bunu çağırabilmemiz için rect üzerinden gitmemiz gerekiyor. Eğer elimizde daha önce rect veri yapısına uyarlanmış bir değişken türümüz olsaydı mesela burada rectangle buna uyarlanmış. Ama öncesinde rectangle yok. Dolayısıyla biz bu metodu çağırabilmek için elimizde bir self yok. Küçük self yok. Şu yok mesela. Mesela bunu eklemiş olsaydık o zaman bunu şöyle çağırabilirdik. Hatta bunu şu anda çağıramayız. Çünkü elimizde hala bir rectangle yok. Haliyle burada hata verdi. Ama mesela bunu silelim. İkinci bir tane ekleyelim. Orada daha iyi anlaşılır. Bak. Şunu mesela new 2 diyelim buna. Self diyelim. Mesela burada bunu çağırabiliriz. Ama nasıl çağırıyoruz? Bakın ikisi de metot. İkisi de işte parametre alıyor veya almıyor. Fark etmez. Fakat biz her ikisine de aynı şekilde ulaşmıyoruz. Birinci nive ulaştığımız zaman biz direkt rect metodunu kullanıp oradan new'i çağırıyoruz. Çünkü self yok. Yani elimizde bir tane rectangle değişken türüne veri yapısına ait bir değişken yok. O yüzden çağırma şeklimiz bu. İki nokta üst üste diyerek çağırıyoruz. Ama ikincisinde ise mesela self alıyor. Yani biz burada diyoruz ki bu metodu çağırabilmek için elimde bir tane rectangle değişken türü olacak. Rect değişken türü olacak. Buna ait bir değişken türü olacak. Sen onun üzerinden çağıracaksın. Ve metot da göndermiyoruz eğer sadece self varsa. Çünkü self kendisi oluyor. Dolayısıyla biz sadece buraya new 2 yazıyoruz ve metodu çağırmış oluyoruz. Ama yine de muhtemelen
Borrowing muhabbetinden bir hata verme ihtimali vardı ama vermedi. Neyse, bu da güzel. Vermiyorsa ne güzel. Fakat ikincisinde mesela with diyelim. With F64 diyelim. Gelelim buraya. Bu defa F64 gönderelim mesela. 3.4. F64 bu arada virgüllü sayılar için kullandığımız bir veri türü. Bunu çağırdığımız zaman bu defa da burayı mesela değiştirelim. Ne yapalım? Diyelim ki self. Bu defa default çağırmayalım. Direkt elle yapalım. Fakat şöyle çağıralım. Bit ne olsun? Bit olsun. Bu arada bu da bir güzel yöntem aslında oluşturabilmek için. Mesela buradaki width ile rectangle'ın bit'i birbirine eşit olduğu için ben şöyle de yapabilirim. Şöyle de çağırabilirim. Ama ikisinin de ismi aynı olduğu için Rust bu konuda kolaylık sağlıyor ve diyor ki sen direkt onu bit yap, ben anlarım. Ama diğerlerini mesela start point ile height. Ben bu iki değişkenin, daha doğrusu iki field'ı default ayarını alsam da olur. Default. Ama tabii bunu çağırmak için default demiyoruz. Default. Default diyoruz. Yani default trait'in default metodunu çağır. Bu default metodu da aslında kendisine gönderilen değerlerin default'unu oluşturuyor. Rust bu konuda da gayet güzel. Burada iki nokta attığınızda da unutmayın. Yani geri kalan field'lar için default'u kullanıyoruz. Bunu geçen hafta da anlattım ama yine hani anlaşılmayabilir diye tekrar baştan anlatıyorum. Bakalım ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi biz aslında bir tane bit gönderdik F64, ama yani normalde bit ne olması lazımdı? 3.4 olması lazımdı ama hala 0.0. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şu. Bizim elimizde bir tane rectangle var. Değişkenimiz oluşturmuşuz. Nav ile çağırdık. Nav ne yaptı? Bize bir tane default rectangle oluşturdu. Self ile. Ve bunu return etti. Return edilen değer buradan, yani return edilen değer buraya geldi. Bu da kime atandı? Rectangle değişkenine atandı. Fakat burada biz mesela rectangle'ı çağırdığımız zaman işte nav 2 fonksiyonuyla biz rectangle'ın değerini değiştirmiyoruz. Herhangi bir yere atamıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece bir tane self oluşturuyor. Kendisine gönderilen bit değeriyle bir tane rectangle oluşturuyor ve bunu return ediyor. Ama bizim ona gönderdiğimiz self üzerinde, yani rectangle değişkeni üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Dolayısıyla rectangle hala rectangle. Burada oluşturulan self aslında bir nevi boşa gitmiş oldu. Bellekte oluşturuldu ve yok oldu. Bitti. Herhangi bir yerde kalmadı, yani oluşturuldu ve bitti. Ama tabi bu mantıklı değil. Biz böyle olsun istemezdik. Ne yapabiliriz peki? Birkaç yöntem var. Birincisi mesela şunu diyebilirim. Rectangle neye eşit olsun? Şuna eşit olsun. Rectangle'dan bir fonksiyonu, rectangle_nav 2 metodunu çağır. Orada oluşturulacak self'i, yani rect veri türünü rectangle değişken türüne ata. Tabi burada bir sorun daha çıkacak. Burada rectangle mutation değil. Dolayısıyla mutation olmadığı için ne oldu? Değişiklik yapamaz. Biz bunun önüne mutu ekledik. Şimdi rectangle 2 Nav 2 dediğimiz zaman bir tane rect oluşturdu. Neye göre rect oluşturdu? 3.4'ü bit'e ekledi. Yani burada 3.4 yazması lazım. Oluşturulan bu rect değerini biz aldık. Kime gönderdik? Eşittirin sol tarafına. Yani rectangle değişken türüne. Bakalım bu defa rectangle kaç yazacak? Tabi hata vermezse, hata verme ihtimali tamam. Dedim belki burada hani bu mutation'dır. Burada self çağırırken mutation çağırabilir mi diye. Çağırmadı çok şükür. Orada bir problem oluşturmadı. Kendisi demek ki otomatik olarak, eğer self referans ise self'ini, sadece referansını aldı. Demek ki ben buraya mut self yazarsam bu defa mutation referansını alacak. Bu mesela birinci yöntemdi. Self'i değiştirmemiz. Ama çok da efektif olmadığı konusunda hemfikir olmamız lazım. Peki ikinci yöntem ne? İkinci yöntem direkt bizim rectangle üzerinde gönderdiğimiz selfie
orada değiştirmesini istiyoruz. Böyle yaptığımız zaman bir miktar olaylar değişecek ama çok daha güzel olacak. Mesela öncelikle benim burada mut yapmam lazım. Neden? Çünkü self'in yani rectangle'ın üzerinde değişiklik yapacaksam rectangle'ın rotation olması lazım ve metodun da aslında şöyle çağırırsa mesela bunun buradaki rectangle ile hiçbir alakası olmaz. Ama bunun önüne end işareti koyduğum zaman bu rectangle'ın hafızadaki bölgesini işaret etmiş olurum. Ve bunun da değiştirilebilir özellikte olmasını istiyorum. Mut'u ekledim. Ne yapıyorum bu defa? Şöyle çağırıyorum. Direkt. Böyle çağırıyorum. Ama hala tam olarak değil. Bakın yine hiçbir şey olmayacak. Hatta hata verme ihtimali yok ha. Bakın yine rectangle'ımız hala değişmedi. Neden? Çünkü biz self üzerinde bir değişiklik yapmadık. Biz yeni bir tane self oluşturduk. Yeni bir tane rectangle oluşturduk ve bu rectangle'ı return ettik. Ama self üzerinde bir değişiklik yapmadık. Gelen o değeri de rectangle'a eşitlemedik az önceki örnekte yaptığımız gibi. Haliyle burada oluşturduğumuz rectangle uçuştu gitti. Yok ortada aslında. Rectangle değişkenine eklemlenmedi. Onun üzerinde bir değişiklik yapılmadı. Ama şöyle yapabiliriz. Self bits eşittir bits. Bakın bunu yapabiliriz mesela. Şimdi mesela rectangle değişmiş oldu. Neden? Çünkü biz gelen bit'i self üzerindeki bit'e eklemledik, oraya atadık. Dolayısıyla rectangle'ın buradaki rectangle'ın değeri değişmiş oldu. Tabii buna şuna dikkat edin. Mutation referans olması lazım. Ne yaptı? Ha, bu defa da tabii diğer bir soruna geldi. Self return etmişsin dedi ama daha doğrusu self return edilecek yani rectangle return edilecek demişsin ama burada self return etmişsin. Bu da basit. Şöyle diyebiliriz. Bunu bu şekilde yaparsak noktalı virgül sonuna koymuyoruz. Unutmayın. Noktalı virgül koyacaksanız da bunu return diye belirtmeniz lazım. Bakın bu defa yaptık. Ne oldu? Bu defa rectangle'ımız değişti. Fakat burada gereksiz bir işlem ortaya çıktı. Bu self ne işe yaradı? Bu self kime gitti? Bakın, self burada return etmişti ama aslında return edilen değeri kullanmadık biz. Dolayısıyla biz bunu kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Herhangi bir şey return etmemize gerek yok. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi ben bu konuyu anlatmamın diğer bir sebebi de şuydu. Dedim ki overlearning olayında çünkü en çok sıkıntı yaşayacağınız konulardan biri bu. Sürekli bu konularda dırdır ediyor. Çünkü tam olarak tahayyül etmekte bir miktar zorlanıyoruz. Onun da sebebi şu. Mesela ben buraya geliyorum. F64 bir referans olsun. Şöyle yapalım. F64 bir referans olsun. Burası da pointer yani referans ettiği bellek bölgesindeki değere ulaşıyorum ben burada yıldız işaretini koyarak. Her neyse bir bakalım nasıl çalışıyor. Tabi buraya da şöyle yapalım. Bakalım ne diyecek. Dırdır edecek mi diye bir kontrol edelim. Dırdır etmedi. Gayet güzel çalıştı. Ama bizim genelde yaptığımız hata şu oluyor. Mesela burada çalıştı. İkinci bir defa çağıralım. Buraya mesela rectangle bits diyelim. Bir de böyle çağıralım. Bakalım hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hata verdi. Bunun hatanın sebebi ne? Bu hatanın sebebi şu. Şimdi rectangle'ın bellekte tuttuğu alanlara dikkat edin. Rectangle'ın bellekte tuttuğu alan şunların tamamı. Hem start point, hem width, hem de height. Biz bunların tamamını, referans bölgesinin tamamını da referans edebiliriz, referans olarak gönderebiliriz ya da her bir bölgesini referans olarak gönderebiliriz. Şimdi bunu aklımızda tuttuk. Şöyle bir alan düşünün. Bu alanın tamamını rectangle kontrol ediyor.
Bir de rectangle'ın bit kısmı var. O da bellekteki bir alanı işaret ediyor. Ama biz ne demiştik? Demiştik ki bellekteki herhangi bir bölgenin aynı anda eğer mutation referansı varsa artık normal referansı olamaz. Yani aynı bellek bölgesindeki bir yere bizim değiştirme hakkımız varsa artık değiştirilemez hakkı olan bir referans kullanamayız. Aynı bellek bölgesini. Şimdi biz az önce mesela bitte normal bir sayının bellekteki yerini aldık. Ama burada ikincisinde mesela birincisinde biz 3.4 diye herhangi bir değer gönderdik. Referans olarak gönderdik. Ama ikincisinde rectangle değişkeninin width kısmını gönderdik. Dolayısıyla buradaki birin width kısmı hangi bellek bölgesine işaret ediyor? Self'in tuttuğu bir bellek alanında duruyor. Self'in içerisinde orası. Haliyle biz hem self'i mutation olarak hem de referans olarak aynı anda aynı fonksiyonun içerisinde kullanamıyoruz. Bu mesela çok fazla önüme çıkan problem çıkaran konulardan biriydi. Buna mesela dikkat etmenizde fayda var. Ha tabii bunu aşmanın birkaç yöntemi var. Bunlardan biri klonlama. Burası tabii F64 olduğu için copy de diyebilirsiniz. Bakalım copy'de çalışacak mı? Çalışmama ihtimali var. Ama F64 primitive types olduğu için copy yok dedi. O yüzden eklemlemedik. O yüzden clone desek çalışır. Çünkü neden? Clone rectangle bit'in bir klonunu oluşturuyor. Dolayısıyla biz orada gönderdiğimiz rectangle daha doğrusu şuradaki değer, şu değer aslında şunun bitinden tamamen bağımsız oluyor. Yine bambaşka bir klon ortaya çıkmış oluyor ve biz bunu göndermiş oluyoruz. Haliyle buradaki new metodu burada self'in tuttuğu bellek bölgesiyle bunun bit'in tuttuğu bellek bölgesi aynı olmuyor. Aynı olmadığı için de borrowing muhabbeti işte immutable kullandın işte mutable kullandın sonra şunu yaptın gibi bir dırdır ortaya çıkmıyor. Bu da mesela diğer bir özelliğiydi. Başka ne kullanabiliriz burada? Mesela yeni diğer metotları da kullanabiliriz ama diğer metotlar biraz basit olacak. Zaten bugünkü dersi de çok uzun tutmayacağım. Çünkü yarın da enumları anlatmayı düşünüyorum. Tatil gelmişken birkaç video çekeyim, aradan çıkarayım. Ondan sonra kendi projeme bir miktar yöneleyim. Çünkü aylar oldu ki projeyle ilgili hiç kod yazmıyorum. Bir de ne yapabiliriz mesela? Geldik buraya. Fn alan mı diyelim? Alan. Alan bu. Eşittir. Self. Bize ne versin? Bir tane F64 geri göndersin. Peki bu F64 neye eşit olacak? Self bits çarpı self heights. Bakalım. Tabi burada noktalı virgül koymadığım için return ediyor bu arada. Hani kafanız karışmasın. Ben buraya return de yazabilirim. Ha, ama bazen yazmıyorum. Neden? Çünkü noktalı virgül koymadığım zaman bundan sonra da herhangi bir kod yok zaten. Dolayısıyla Rust diyor ki sen burayı return ediyorsun anladın diyor. Karışmıyor yani o konuda rahat olun. Gelelim bu defa yine rectangle'a geliyoruz. Ne diyoruz? İşte alan bu. Yine self istediği için yine rectangle değişkeni üzerinden çağırıyoruz. Self olmasaydı buradaki gibi çağıracaktık bu arada. Alan bul. Ya da gelelim buraya alan bul diyelim. Bakalım alanı bulacak mı? Sıfır bulması lazım tabii. Self bits. Ha, burada burayı değiştirmiştim doğru. Referansı kaldırmıştım. Dolayısıyla pointer'ı da kaldırıyorum. Evet, sıfır verdi. Biz bir de bunu değiştirelim. Mesela aynısını yapalım ama bu defa heights fonksiyonunu çağıralım. Bakalım hata verecek mi? Fn heights dediğimiz zaman yine mutation self mut self heights herhangi bir şey return etmeyeceğiz. Çünkü self üzerinde değişiklik yapacağız. Self
Eight eşittir. Eight. Tamam. Bunu yaptık. O halde geliyoruz height'e. Diyoruz ki 4.0. Buraya da 3.0 yapalım. Bu defa 12 bulması lazım. Buradaki de bizim işimize yaramıyor. Biz buradan direkt rectangle alan bulu çağırdık. Bu defa kaç demesi lazım? 12 demesi lazım. 12 0 0. Bakalım burada neyi yazım hatası yapmışım. F64 yazmayı unutmuşum. Yani buradaki argümanın değişken türünü ifade etmeyi unutmuşum. Onu söyledi. Başka da bir şey yok. Evet, 12.00 diye bir alan değer verdi bize. Çıktısını da aldık, yazdırdık. Başka ne var burada anlatabileceğimiz? Şimdilik bir de çevreyi bulalım. Mesela aynı şekilde isterseniz çevreyi de bulabilirsiniz. Çağırırsınız mesela bu alanı değil de bu defa çevre dersiniz buna. Çevre bul. Çevre bul dersiniz. Bu defa self width çarpı 2 artı self height çarpı 2 diyebilirsiniz. Mesela. Ana. Tabii. Rast programlama dilinin zor taraflarından biri şu: toplama yaparken de, bölme yaparken de, çarpma yaparken de, yani add denilen trait'i kullandığımız zaman bize diyor ki işaretlerin sağındaki ve solundaki değişken türlerinin birbirine eşit olması lazım. Aynı türde olmaları lazım ama biz burada mesela self'in width özelliği nedir? F64 değişken türü. Ama öte yandan 2 nedir? i32'dir. Daha doğrusu integer'dır. Yani virgülsüz sayıdır. Ben de buraya 2.0 yapıyorum. Aynı şekilde geliyorum buraya da 2.0 yaptığım zaman bu defa bu float oluyor. Haliyle yani çarpmanın her iki kısmı da birbirine eşitlenmiş oluyor değişken türü olarak. Evet, gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde bir tane struct'a metot ekledik, implement ettik. Tabii bunlar aslında en basit şekliyle yapılmış. Hani daha sonraki projelerde ya da proje videoları çekersem eğer WASM ile ilgili aslında ben bunları kullanmayı düşünüyorum. İşte draw yap, işte çiz, sil, içini doldur, renk ver gibisinden. Orada baya bir karmaşık olabilir ama genel mantığı, çerçevesi bu. Mesela bu arada mesela şu var. F64. Evet, tamam, sıkıntı yok. Gayet güzel çalışmış. Bugünlük aslında bugünlük yeterli, evet. Yarınki derste enumları işleyeceğiz. Enumları tabi merak ediyorsanız enumlar şurada. Bu da biraz ilk etapta zormuş gibi görünebilir. Çünkü yazım stili biraz değişik. Bir de standart kullanımın dışında mesela siz bir struct'ı ekrana yazdırabiliyorsunuz ama enums'ları ekrana şak diye yazdıramıyorsunuz. O yüzden hani ne oluyor falan filan, mesela default'u da olduğu gibi enums'lara implement edemiyorsunuz. Kendiniz elle yazmanız lazım. Haliyle orada bir miktar sıkıntı çıkabilir. Mesela debug'ı da olduğu gibi yazamazsınız. Çünkü ekrana ne yazacak belli değil. Haliyle onların biz implement etmek zorunda kalırız bazı şeyleri. Fakat yine dediğim gibi aslında kullanımı gayet basit. İlk etapta sadece siz mesela muhtemelen yeni bir kullanıcı, Rust'ı kullanan, ilk defa kullanan bir kişi işte inamı ekrana yazdırmak isteyecek ama yazdırılmayacak. Hata nedir? Çözemeyecek. Hatanın kaynağı debug'tır. Debug'ı ekleyecek bu defa deriv olarak. Bu defa derleyici diyecek ki arkadaş, debug'ı sen enumlara işte implement edemezsin diyecek. Sonra default'u ekleyeceksiniz. Mesela diyelim ki burada siz buraya bir tane enum ekleseniz, enum olsun mesela. Buraya bir enum ekleyemezsiniz bu arada. Enums diyelim. Buraya bir tane enums ekleseniz hata verecek. Neden? Default'ta, debug'da dırdır edecek. Diyecek ki kardeş, ne default ne de debug enumlara implement edilmemiş. Dolayısıyla sen de rect'in içindeki herhangi bir değer enum ise sen bunu kullanamazsın. Default'u implement edemezsin diye dırdır edecek. Neyse, bunu da yarın daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarınki videoda dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.